Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mineralleri anlattık bir önceki videoda. Şimdi artık inorganik bileşiklerin son bileşiği olan sudan devam edeceğiz. Nedir su? Arkadaşlar su çok çok önemli olduğu için o yüzden ayrı bir video olarak anlatıyorum. Zaten videoları da çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Çünkü hem siz sıkılıyorsunuz hem benim de biraz ara vermem gerekiyor. O yüzden böyle çok uzun olmadan işte 20 dakika 30 dakika bu şekilde o aralarda ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi su. Arkadaşlar su polar yapılıdır. Ne demek polar yapılı? Bakın hidrojenler ve oksijen arasında polar bağlar kurulur. Hidrojen bağları vardır ve bu yüzden de polar yapılıdır. Arkadaşlar polar yapısı sebebiyle su molekülü çevresine 4 tane su molekülü bağlayabilir. Yani hani oksijen atomu, hidrojen atomu bunlar birbirlerine 4 tane su molekülü bağlayabiliyor. Bu moleküller hidrojen bağlarıyla bağlanır. Hidrojen bağları da hemen bir tanesi kopuyorsa arkadaşlar yerine yeni bir su molekülü geliyor. Bu yüzden de su molekülleri hareket edebiliyor. Bu oldukça bizim için önemlidir. O zaman ilk önce yapısından bahsedelim. Ne dedik? Su polar yapılıdır dedik. Polar yapılıdır. Şimdi oksijen ve hidrojenler arasında 105 derecelik bir açı vardır arkadaşlar. 105 derecelik bir açı vardır. Bu da yine oldukça önemlidir. Karşımıza çıkabilir belki. Ne dedik? Polar yapısı sebebiyle ne yapıyor? Su molekülü çevresine 4 tane su molekülü bağlayabiliyor. O zaman yazalım. Polar yapısı sebebiyle bir su molekülü çevresine 4 su molekülü bağlayabilir. Eğer bir tanesi koparsa bağı hemen yerine yenisi geliyor. Bu yüzden de arkadaşlar su molekülü hareketli bir yapıya sahiptir. Şimdi suyu anlatırken başka başka terimler de kullanacağız. Mesela bunlardan bir tanesi adezyon. Farklı moleküllerin birbirine tutunmasına biz adezyon diyoruz arkadaşlar. Nedir mesela? Örnek olarak vereyim. Su molekülü işte bitkinin hücre duvarına, hücre duvarı dediğimiz odun borusuna mesela, odun borusunun duvarına tutunduğu zaman bakın su ile odun borusu birbirine tutunuyor. O zaman bu nedir? Bir adezyon kuvvetidir. Bir de kohezyon vardır. Su moleküllerinin birbirine tutunmasında da arkadaşlar biz ne diyoruz? Kohezyon kuvveti diyoruz. Bu kohezyon kuvveti sayesinde su molekülü bitkilerde ta köklerden yukarılara kadar taşınabiliyor. Hatta bitkilerde taşımaya geldiğimiz zaman terleme kohezyon çekim kuvveti dediğimiz bir çekim kuvveti var. Bundan bahsedeceğiz. Orada da yine kohezyondan bahsedeceğiz. O zaman şöyle yazalım. Bu tanımları da bilmeniz gerekiyor. Farklı moleküllerin birbirine tutunmasına adezyon kuvveti denir. Su moleküllerinin parantez içerisinde aynı molekülde yazıyorum arkadaşlar. Sadece su olmak zorunda değil. Suyu anlattığımız için bu şekilde söylüyorum. Su moleküllerinin birbirine tutunmasına kohezyon kuvveti denir. Bu sayede su bitkilerde yukarılara taşınır arkadaşlar. Evet, bu şekilde suyun ilk iki özelliği. Şimdi gelelim bir sonraki özelliğine. Arkadaşlar su çok iyi bir çözünme ortamı oluşturuyor. Özellikle mesela tüm canlılarda diyebiliriz, hatta hidroliz yoluyla. Hidroliz nedir? Suyla parçalama olayıdır. Hidroliz yoluyla besinler çözündürülür, sindirilir. Bu şekilde çok iyi bir çözünme ortamı oluşturuyor. O zaman yazalım. Su çok iyi çözünme ortamı.
çözülme ortamı oluşturur. Evet, diğer bir özelliğine geçelim arkadaşlar. Suyun kimyasal sindirim için ortam sağlıyor. Yani kimyasal sindirimin gerçekleşmesini sağlıyor. Bu nedir kimyasal sindirim? Hidroliz. Az önce dedim ya, işte çok iyi çözünme ortamı oluşturuyor diye. İşte kimyasal sindirimdeki o hidroliz olayı suyun yaptığı bir olaydır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Kimyasal sindirimin yani hidroliz suyla parçalamaktır. Kimyasal sindirimin gerçekleşmesini sağlar. Bir diğer özelliği, enzimlerin çalışması için uygun ortam oluşturur. Nasıl oluşturuyor bunu da? Enzimlerin çalışması için ortamda en az %15 su bulunması gerekiyor. İşte o suyu bulundurarak arkadaşlar enzimlerin çalışması için ortam oluşturuyor. Bunu da yazalım. Enzimlerin çalışması için uygun ortam oluşturur. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar, özgül ısısı yüksektir. Peki nedir özgül ısı? Özgül ısı işte suyun 1 gramının derecesini 1 derece artırabilmek için gerekli olan enerjiye biz ne diyoruz? Özgül ısı diyoruz. Suyun da özgül ısısı çok yüksektir. Yani sıcaklığı kararlı tutar arkadaşlar. Özgül ısısı yüksektir. Yani aslında ne diyoruz? Sıcaklığı kararlı tutar. Bu yüzden de bizim mesela vücut ısımızın dengede kalmasını sağlıyor diyebiliriz. Kanın içerisinde bulunan su. Arkadaşlar, suyun katı hali sıvı halinin üstünde yüzüyor. Yani buz suyun üstünde yüzüyor. Bu da mesela kış geldiği zaman böyle çok soğuk olan yerlerde, işte göller falan buz tutuyor. Altında yaşayan canlılar ne yapıyor? Üst tarafının buz tutması sayesinde alt taraftaki canlılar yaşamını sürdürebiliyor. Bu yüzden ne diyoruz? Suyun katı hali sıvı halinin üstünde yüzer diyoruz. Suyun katı hali sıvı halinin üstünde yüzer. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar, canlılarda su kesinlikle dışarıdan hazır olarak alınır veya vücudumuzda metabolik su olarak üretilebilir. Konuşamadım. Şöyle düşünün, yağlar. Yağlar parçalandığında çok fazla miktarda su açığa çıkar. Yani oksijenli solunum sonucunda biz ne üretiyoruz? Karbondioksit ve su üretiyoruz. İşte bu suya biz ne diyoruz? Metabolik su. Bu suyu arkadaşlar bizim vücudumuz kullanabiliyor veya nefes verme sırasında da bir kısmını dışarıya atıyoruz. O zaman şöyle yazalım. Canlılarda su dışarıdan hazır alınır ve metabolik su olarak üretilir. Özellikle çölde yaşayan, işte suya çok ihtiyacı olan canlılarda bu durum oldukça önemlidir. Metabolik su. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, kohezyon kuvvetinden bahsetmiştik ya. Bu kohezyon kuvveti sayesinde bir yüzey gerilimi oluşturuyor. Ve bu sayede su böcekleri batmadan durabiliyor su üstünde veya su üstünde yürüyebiliyor arkadaşlar. Bu kohezyon kuvveti sayesinde yazalım. Kohezyon kuvveti sayesinde yüzey gerilimi oluşur. Böylece su böcekleri batmadan durabilir. Suyun yüzeyinde durabiliyorlar arkadaşlar. Gelelim sonuncu özelliğimize. Aslında daha yine birçok özellik sayabiliriz ama bunlarla yetinelim arkadaşlar. Su sardığı doku ve organları korur.
Şöyle düşünün. Bizim kalbimizin dış kısmında iki katlı bir tabaka vardır. İki katlı bir zar, perikard zarı. Arkadaşlar, bu zarın arasında su bulunur, sıvı bulunur. İşte bu sıvı kalbimizi dışarıdan gelen darbelere karşı korur. Aynı durum akciğerler için de geçerlidir. Birçok organ için geçerlidir. O zaman yazalım. Sardığı doku ve organları korur. Evet. İşte suyun genel özellikleri bu şekildedir. Su ile ilgili bilecekleriniz bunlar arkadaşlar. Böylece inorganik bileşikleri bitirmiş olduk. Sonraki videoda organik bileşiklere geçeceğiz. Organik bileşiklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.